Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Yusuf. Bugün sizlerle beraber Age of History 2'de Suudi Arabistan serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Hatırlarsanız önceki bölümde Arabistan ile başlayıp gördüğünüz Arap Yarımadası'nın tamamını almayı başarmıştık. Bu bölümde ise yapacağımız şey şurada gördüğünüz bereketli hilal denilen şu toprakları almak. Yani Ürdün, İsrail, Filistin, Suriye, Irak, Lübnan ve buraya Romanya gelmiş. Şöyle bakıyoruz, evet. Romanya'nın da şuradaki gereken topraklarını almaya çalışacağız. Ve eğer vaktimiz kalırsa Kıbrıs'ı da alacağız. Ama vaktimiz kalırsa şöyle bakalım, Kıbrıs lazım bize. Evet, lazım. Kıbrıs'ı da alacağız. Güzel. Şimdi halihazırda elimizde 16 binlik bir ordu var. Bu ordu Ürdün için bence yeterli olur. Şu şekilde bölüyorum. Güzel. Her sınıra 5 bin yolladım. Hemen gelsin. Kaçmış Ürdün ekonomisi. Rahatlıkla yeter. Ardından oradan geri kalan orduyla Filistin'i sahip falan da alırız. Eğer alabilirsek. Böyle ilerleriz. Güzel. Savaşımızı ilan ediyorum. Ve Ürdün'ün şuradaki şu an için verimsiz olan topraklarını alıyorum. Evet, aldım. Ürdün'ün zaten tek güzel toprağı var. O da şuradaki başkenti. Geri kalan topraklar pek bir işe yaramıyor. Hatta şu saldırmasın. O kalsın. Toprağa zarar vermeyelim. Güzel. O zaman gelmişken hemen bir İsrail. Şöyle. Güzel. Başarılı gayet. Ve saldırıyoruz. Bence yeterli olur ordu. Ki oldu. Ve ardından şu şekilde Filistin'e de savaşımızı ilan edip buradan artık ayrılabiliriz. Bakıyoruz. Ki öyle de oldu, evet. Saldırdığımız 3 devleti de başarılı bir şekilde mağlup edip bu savaştan artık çıkıyoruz. Ve ordularımızı dinlenmek için çekiyoruz. Hemen İsrail'e de başlayıp onun da gerekli olan tüm topraklarını alıyoruz. Ve Kudüs'ü de almış olduk bu sayede. Artık bizim için önemli topraklardan biri bizim elimizde. Güzel. Şimdi hatta hazır gelmişken kaçmış bunların ekonomisi. Tamam, Lübnan'ı alalım. Orduyu bitirelim diyorum yani. Gereksiz elde ordu tutmaya gerek yok çünkü. Evet. Bakıyoruz. Başarılı. Lübnan toprakları ve Erim'in topraklar genel olarak. Güzel. İkisini de aldık. Hemen bu orduları kendi başkentimiz olan Riyad'a yollayalım. Ve ordular o bölgeden çekilince asimilasyon işlemlerini de hemen başlatacağım. Güzel. Tamamdır. Çektik ordulara. Asimilasyon başlatabiliriz. Evet. Hepsini de başlattık sanırım. Aynen, başlatmışız. Bizim ekonomimiz kaç oldu şu anda? 155 bin. Şöyle ben oyun dışında bakmıştım. En fazla ekonomisi olan ülke Endonezya'ydı. Endonezya'ya çok yaklaşmışız. Onu da geçtikten sonra ekonomi olarak bizden iyisi kalmayacak. Zaten zengin petrol kaynaklarımızla dünyaya korku salıyoruz şu anda. Evet, hemen o zaman açık tur atlayalım. Ve ordu basıp Irak ve Suriye bölgesine de saldırılarımızı gerçekleştirelim. Güzel, bu arada gelirimiz yaklaşık 10 bin oldu. 10 bine kadar arttı gelirimiz. Güzel. Hiç beklemeyelim o zaman. Hemen basalım ordularımızı. Nereden basalım orduyu? Şu bölgeden basabiliriz. Her yerden basmıyorum çünkü nüfusumuzun boş harcamasını istemiyorum. Nüfus olarak çünkü biraz sıkıntıdayız. Bir tek Hicaz bölgesinde sağlam bir nüfusumuz var Arabistan olarak. Tamamdır, bakalım kaç ordumuz olmuş. Bir 10 bin olmuştur tahminen. Şöyle. Güzel. Bir kere daha. 15 bin. Şöyle bir daha bastım mı? Hatta bir daha askeri alma yapayım. Evet, 15 binlik bir ordumuz var. Şimdi bu ordu bize Suriye için yeter mi? Yoksa önce Irak'a mı alsak? Bakıyorum. Irak'a yetmeyebilir. O zaman Suriye'yi alalım. Suriye'ye yeter gibi gözüküyor. Şöyle her sınıra
4000 falan ordu yollayacağım. Özellikle bu sınırlara. Buraya biraz daha az yollayabilirim şöyle. Tamamdır. Yeterli olur bence. Güzel. Oh, ordularımız ilerlesin. Bu arada yani öyle aşırı bir ordu basmıyorum. Çünkü gerek yok. İstesem basabilirim. Ekonomimiz buna el veriyor. Ama ben basmaya gerek duymuyorum açıkçası. Türkiye dostuymuş bu arada. Suriye'nin. Aramız biraz kötüleşecek Türkiye ile ama yapacak bir şey yok. Güzel. Şam'a girdik. Orada bir direnç gösterdi bize. Homs toprağında. Ama sorun değil. 7000'lik ordumuz buradan ilerlemeye devam ediyor iyi bir şekilde. Evet. Çok iyi. Hemen şuradaki desteği yollayalım o tarafa. Bakıyoruz. Güzel. İlerlemeye devam. Bu da peşinden gelsin. Palmiye toprağına da girdik. Ve artık güzel. Suriye'yi de neredeyse bitirdik derken bitirdik. Şimdi Suriye'de de başımızı yapıyoruz. Büyük ihtimalle her toprağını alabileceğiz. Aynen öyle. O kadar gücümüz var. Hemen bu orduları şurada birleştirelim bir. Ardından hedefimiz Irak. Orduyu bu tarafa yollayalım. Şöyle başkentimize doğru. Asimilasyon işlemleri başlatalım. Güzel. Bu ordular çekilsin oradan daha rahat başlatırız. Aynen güzel oldu. Hepsini de başlatmaya başardık. O yandan da biz de araştırma yatırım yapalım. Şöyle teknolojide dünyada biz kaçıncıyız? Dünyada geri kalmışız biraz. Çok değil ama bir tık gerideyiz. Birincilik bizim hakkımızdır yani. Evet, ordular gelirken biz araştırma yatırımına devam ediyoruz. Ve dünyada ilk ona girip bir büyük güç olacağız. Kıbrıs bize savaş ilan etmiş. Şimdi değil Kıbrıs, seni daha sonra alacağım. Şu anda yatırım yapıyorum. Kabul etti değil mi barışı? Evet. Güzel. Bir yandan da asimilasyon işlemleri oluyor. Ve ilk ona girmeyi başarmışız. Dünyanın en güçlü artık 10. devleti biziz. Şöyle 4 tane puan gelmiş. Yönetime verelim. Tamam. Bir yandan da asimilasyon işlemleri ne alemde ona bakmak istiyorum. İyi fena değil. Şu toprak alem peki. Şöyle bakabiliriz belki. Ha orada bitmiş anladım. Ama yer mi kalmışlar? Ben onları tekrar başlatmak istiyorum. Evet. Şuradaki Umman, Yemen toprakları falan da birazcık yarım kalmış. %90 altında toprak kalmasını açıkçası istemiyorum. Evet. Bu arada kendinize bir hedef belirleyelim. Ekonomimiz yaklaşık 200 bin olduğunda halktan vergi almayacağız. Öyleyimiz olsun, sözümüz olsun halkımıza. Evet, şu anda 170 bin falan ekonomimiz. Irak'ı da aldıktan sonra yani halktan vergi almayacağım. Güzel. Kaç olduk acaba teknolojide? Şöyle bakalım. Birinci olduysak bırakacağım. Evet ama biz 0.70 olalım bence. Aradaki farkı da açmış olalım. Güzel. Ordumuz bu arada 9200'lük. Bize yaklaşık bir 25-30 binlik bir ordu gerekecek Irak için. Umarım zorlanmayız diyorum. Ama zaten zorlanacağımızı açıkçası ben pek sanmıyorum. Bu kadar yatırım yeter. Şöyle. Bunlar da yeniden yönetime veriyorum. Bir de bir tane de vergi gelirini verdim. Hemen yatırımları artık kısıyorum. Ve 13.000'lik bir gelirimiz var. Bir 150-200 binlik para biriktirdikten sonra ordu basın işlemlerine de başlayacağım. Güzel. Gayet iyi. Tamamdır. Şimdi bizim istihdam edilebilir nüfus en fazla nerede var? Şöyle bakalım. Yanlış oldu ha. Bakıyoruz. Kuveyt. Peki. Hemen bu topraklardan. Mekke'den. Halfa'dan. Yani İsrail topraklarından. Birleşik Arap Emirlikleri'nden. Ve şuradaki diğer topraklardan da. Şu şekilde. Yanlış oldu ha. Bastım. Herhalde bu ordu yeterli olur. Öyle düşünüyorum.
Bakalım, hepsini başkente yolluyorum. Fazla da basmak istemiyorum çünkü bize ekonomik olarak sıkıntı çıkarır. Eğer haddinden fazla ordu basarsam. Pek sanmıyorum çok sıkıntı çıkaracağını ama. Yani ne olur ne olmaz. Evet. Kudüs'te birleştirelim orduları. Güzel. Yaklaşık bir herhalde 35 binlik bir ordumuz olmuştur. Bakıyoruz. Hatta 35 binden fazla bu arada. 50 bine yakın bir ordumuz olacak. Evet. 46 binlik bir ordu var. Şöyle de bir ben de bastım ve bari 50 bin olsun. Evet, bakıyorsun. Oyunu kaydettik. 52 binlik bir ordumuz oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane sınırımız var. Her sınıra yani yaklaşık bir 5 bin yol diyeceğim. Bence yeterli olur. Evet. Şu şekilde 5000. 4700. Zaten bu topraklar çöl olduğu için çok da önemli değil oralara az yollama. Önemli olan İran merkezine gidecek orduların fazla olması. Yani bu tarafa biraz daha fazla ordu yollamam lazım. Çünkü bu ordular İran değerli topraklarına ilerleyecek olan ordularımız. Şu şekilde. Tamamdır. Yeterli. Atlayalım bakalım turlarımızı, gelsin ordular. Güzel. Şöyle bir tane daha puanımız gelmiş. Tamamdır. Gelirimiz iyice düştü bu arada. Ama sorun değil. Evet. Geldi geldi diyecek ordular. Mobilden oynadığım için bu arada tur atlama hızlarında birazcık yavaşlık oluyor ama sorun değil. Bu arada hazır aklıma gelmişken ben savaşımızı ilan ederken siz de video beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ki bana destek olabilirsiniz. Neyse, bu arada Irak'ta Rusya ile savaştaymış. Yani hali hazırda basmış olduğu bence ordu vardır İran. Bu bizim için sıkıntı biraz. Çünkü Rusya ile sıcak bir savaşta olduğunu ben İran sanmıyorum. Herhangi bir sınırı falan yok çünkü. Öyle pek bir denizi de yok İran. Yani onun için pek sıcak savaş olduğunu ben sanmıyorum. Bu arada kuzeydeki ordularda bir azalma var. Dediğim gibi orada Irak bizi zorluyor. Çok zorlamıyor ama yani bir direnişi var orada. Açıkçası. Evet. Ama sorun değil. Yeterli ordumuz olduğunu düşünüyorum. Ki öyle de görünüyor. Şuradaki takviye ordu altta bir sıkıntı yaşadık ama orada bizim takviye ordularımız mevcut. Şu şekilde. Gayet güzel. Tamamdır. Bir sorun yok gibi gözüküyor. Evet. Gayet başarılı. Oraya ordu yollamıştık. Aynen. Ve Bağdat'a girdik. Bağdat değerli bir toprak. Aynen öyle. Bakıyoruz. Pek değeri kalmamış ama sanki. Olsun. Ha, bazı da bakmıyormuşuz. Aynen, Bağdat değerli. Şöyle hepsini alabiliyor muyuz peki? Evet, alabiliyoruz. Güzel. Hepsi lazım çünkü. Bakıyoruz sınırlarımıza. Üf, var ya, efsane gözüküyor şu an sınırlar. Bir de şuradan Romanya'yı aldım mı iyice güzel olacak. Hiç ordularımızı biz Riyad'a yollamadan, başkentimize yollamadan hemen Romanya'yı da işgal edelim. Ama kendi topraklarından atmayacağım Romanya'yı zaten. Suriye'den almış olduğu topraklardan atacağım. Çünkü Romanya'nın burada ne işi var yani? Romanya'ya gitsin, Avrupa'da yaşasın. Biz geliyor muyuz Avrupa'ya? Hoş, biz de geleceğiz. Şöyle göstereyim. İspanya'ya çıkartma atacağız biz de. Yani Avrupa'ya gelmiş olacağız. Ama olsun yani. Aynı değil bence. Her neyse, ordular geliyor. Güzel. Şöyle birkaç bin yol diyeceğim ordulara. 5000 falan. Evet, zaten burada bir direnç göstermez Romanya bu arada. Ama olsun. Fazla fazla ordularla biz girelim. Evet, savaşımızı ilan ediyorum. Gayet güzel. Saldırıları yaptık. Başarılı, başarılı. Çok güzel.
Romanya'nın da aldığı topraklar güzel topraklar ha. Öyle aşırı çöl olan toprakları almamış. Güzel. Bakıyoruz başarılı mı başarılı. Hemen bu orduları birleştiriyoruz. Şu şekilde. Romanya ile barışı deniyoruz. Umarım kabul eder. Keçeni düşünüyorum. Bakalım. Etmedi bu arada. Her neyse o yakında eder. Sorun değil. Orduları biz denize çıkartalım. Kıbrıs'a çıkartma atalım. Evet. Daha önce Kıbrıs bize savaş yönetmişti. Bakalım şimdi ne yapacak bize karşı. Oh. Nereye uçtuk biz? Garip bir yerlere gittik. Evet, şöyle büyütelim. Sorun değil. Heh, geldik. Şuraya atalım çıkartmamızı. Güzel. Kuzey Kıbrıs'ı da aldık. Nikosya eyaletini aldık. Hemen barışlarımızı yapalım. %100'ünü aldık. Zaten başka bir yerlerde toprağı yok. Romanya'da da bir daha barış deniyorum. Umuyorum ki kabul edecek. Etmezse Romanya'ya çıkartma atarım bu arada. Etmedi. Romanya'ya çıkartma atmaya gidiyoruz. Tamamdır. Gidiyoruz. Şöyle İstanbul Boğazı'ndan geçtik. Ve çıkartmamızı attık. Bence artık kabul eder. Onun topraklarını işgal etmemizi istemez. Şöyle oraya almayacağım. Orada onda kalsın. Güzel. Kabul etti. Elimizde kalan 1200'lük orduyu da başkentimize çekelim. Evet. Bir yandan da asimilasyon başlatıyorum. Ve ardından videoyu kapatacağım. Güzel. Erbil'de falan hep başlattık. Şöyle. Bitti mi? Bitmemiş. Şöyle. Başka nerede var? Bakıyorum. Göremedim. Şöyle. Heh. Bitti. Tamam. Güzel. Evet. Şöyle bir tık daha atlayalım. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videonun devamını gelmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.